Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Osmaniye Protokolü'nün değerli üyeleri, değerli konuklar ve basınımızın güzide temsilcileri. Osmaniye Barosu, Eğitimciler Birliği Sendikası ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından düzenlenen Mobbing, İş Yerinde Psikolojik Taciz konulu panele hoş geldiniz. Kıymetli konuklar, panelistlerimizin özgeçmişlerini okuyorum. Avukat Hüseyin Sezgin, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Ceza hukuku ve kamu hukuku alanında çalışmalar gerçekleştirdi. 2004 yılından bu yana Osmaniye Baro Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Profesör Doktor Murat Doğan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Kişiler, aile, borçlar, eşya, miras, sağlık ve tüketici hukuku konularında araştırmalar gerçekleştirmiştir. Profesör Doktor Murat Şen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı'nda araştırmalar gerçekleştirdi. 2009 yılı Temmuz ayından itibaren Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesinin dekanlığı görevini sürdürmektedir. Panelimizi başlatmak üzere panel oturum başkanı, Osmaniye Baro Başkanı, Avukat Sayın Hüseyin Sezgin'i sahneye davet ediyorum. Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, ilimizi şereflendiren Sayın Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Murat Şen Bey, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Murat Doğan Bey, değerli misafirler, değerli meslektaşlarım, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Osmaniye Eğitim Birsen ve Osmaniye Barosu'nun düzenlediği, üniversitemizin destek verdiği ve ev sahipliği yaptığı iş yerinde psikolojik taciz, mobbing konulu seminere hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli katılımcılar, gelişmesini ümit ve hayranlıkla izlediğimiz Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ve Eğitim Birsen ile Osmaniye Barosu'nun birlikte destekledikleri iş yerinde manevi baskı olarak da adlandırılacak mobbing konusunda yapılacak bilimsel toplantının Osmaniye'mizde yapılması ilimiz için önemli bir göstergedir. Henüz 14 senelik bir il olan Osmaniye, bir iş yeri hastalığı olan mobbing konusunu tartışıyorsa, bunu sevgili ilimizin gelişmesinin bir göstergesi olarak görmekte, buna vesile olanlara bir Osmaniyeli olarak minnet duymaktayız. Şehrimizin gelişmesine, kalkınmasına yarar sağlayacak her adımda gücümüzün yettiği kadar var olduğumuzu takdirlerinize arz etmekteyiz. Şehrimizin varlığını, güçlü ve güçsüz yanlarını ve çözüm yollarını bilimsel araştırmalarla basılı hale getiren üniversitemizin değerli rektörü, yardımcıları ile emeği geçen değerli bilim adamlarımıza şükranlarımızı sunmaktayız. Bugün ilimizde iş yeri ve çalışma hayatıyla ilgili önemli bir konuyu bilimsel olarak tartışacak çok değerli bilim adamlarımızı panelimizi başlatmak üzere kürsüye davet ediyorum. Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Murat Şen. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Murat Doğan. Kürsüye davet ediyorum.
Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, değerli protokol, çok değerli konuklar, sevgili öğrenciler. Osmaniye'de, daha Kayseri'de il düzeyinde gerçekleştiremediğimiz bir önemli konuyu, mobbing isimli, psikolojik taciz isimli önemli bir konuyu üniversite, sendika, baro işbirliğiyle gerçekleştirilmesinin ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu ifade etmekle başlamak istiyorum. Gerçekten mobbing son 5-6 yılda ülkemizde söz konusu olmuş bir kavram. Bu toplantıda, bu panelde nedir, ne değildir, ne zaman ortaya çıkmıştır, hangi tür davranışlar mobbingdir, yargı nasıl bakmaktadır gibi sorulara burada sizlerle birlikte cevap vermeye çalışacağız. Başlıkta görüyorsunuz, mobbing kelimesi İngilizce bir terim. Amerika'da söyleniş tarzı farklı, biraz daha A'ya yakın bir şekilde mobbing olarak ifade ediyorlar. İngiliz ve Avrupa Birliği hukukunda genellikle yazıldığı gibi okunma şeklinde tercih ediliyor mobbing olarak. Ülkemizde psikolojik, duygusal ve manevi taciz, her birisinin sonunda bir taciz kelimesini ekleyebilirsiniz. Psikolojik taciz, duygusal taciz ve manevi taciz anlamlarına geliyor. Az önce yemekteyken Sayın Rektörüm sordular, dediler, mobbingin Türkçe bir karşılığı var mı? Tabii Türkiye'ye kavram yeni girince Türk Dil Kurumu hemen el attı ve bezdiri kelimesini mobbinge uygun bir kavram olarak ifade etmeye başladı. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne bakarsanız mobbing kavramı yerine bezdiri ile karşılaşabilirsiniz. Veya buna yıldırı da denilebilir ama Türk Dil Kurumu'nda bu şekilde ifade ediliyor. Ne demek mobbing? Mobbing psikolojik şiddet, kuşatma, taciz yani aciz bırakma, rahatsız etme, sıkıntı verme anlamlarına gelen bir kavram. Tanımı yapılırken tabii zorluklarla karşılaşılıyor. Bir kişi tarafından yapılabileceği gibi birkaç kişi tarafından da gerçekleştirilebiliyor mobbing. Bir başka kişiye yönelik olarak yapılıyor. Nedeni çok farklı şekillerde gerçekleşebiliyor. Düşünceden, inanç ayrılığından, kıskançlıktan, cinsiyetten kaynaklanabiliyor mobbingin nedeni. Birazdan örneklerini verdiğimizde daha iyi anlaşılacak zannediyorum. Evet, bir veya birkaç kişi tarafından bir diğer kişiye yönelik olarak çok değişik sebeplerle yapılan şiddet, hakaret, küfür gibi çalışma hayatıyla bağdaşmayacak ifadeleri içeren sistematik olarak, burada özellikle altı çizilmesi gereken kavram, sistematik bir şekilde yapılması çok önem taşıyor. Sistematiklikle kastedilen kişiyi yıldırmaya yönelik, bezdirmeye yönelik, bıktırmaya yönelik davranışlar olması gerekiyor. Sistematik bir şekilde, düzenli bir şekilde, aynı amaca yönelik davranışlar olması gerekiyor. Ve düşmanca ve ahlak dışı bir iletişim yöneltilmesi şeklinde ortaya çıkan psikolojik baskı yöntemi, psikolojik terör. Mobbingi sözlüklerde aradığınızda bu şekilde bir tanımla karşılaşacaksınız.
Burada üzerinde az önce de söylediğim gibi durulması gereken husus mobbingin tekrarlanan ve uzun zaman devam eden sistematik davranışlar olması. Birinci unsur bu. İkinci unsur kişilik haklarına yönelik olarak sürdürülmesi ve asıl amacı da kişiyi o ortamdan uzaklaştırmaya, iş yerinden ayrılmaya veya o toplum içerisindeki, grup içerisindeki kişilerden soyutlanmaya çalışılması. Bunu yaparken de hukukun ve ahlakın izin vermediği şekilde, ahlak dışı bir şekilde düşmanca, alaylı davranışlarla ve onur kırıcı davranışlarla yapılması önem taşıyor. Burada konu iş yerinde psikolojik taciz, mobbing. İş yeri denildiğinde iş hukuku açısından sadece 4857 sayılı iş kanunu kapsamındaki iş yerlerini anlamamak gerekiyor. Birazdan değineceğim. Her tür iş yeri, işin görüldüğü yer sadece 4857 sayılı kanun değil, her tür kamu sektörü, özel sektör, devlet memurları, memurların dışındaki personel hepsi mobbinge taraf olabilir. Bunun mağduru olabilir, bunun faili, bunun yapanı, gerçekleştireni olabilir. Burada önemli unsur bağımlılık unsuru olması. Eğer biz iş yerinde işverenle çalışanlar arasında, işçiler arasında bahsediyorsak yine bir bağımlılık unsuru var. Bir kamu sektöründe bir akademisyenle onun başındaki yöneticiler tarafından bahsediyorsak yine bir bağımlılık unsuru var. Bir kamunun diğer alanında, adliyede, baroda, okulda, lisede, her tür çalışma ilişkisinin bulunduğu bütün yerlerde eğer az çok bir bağımlılık varsa, birileri emir veriyor, diğeri bunu uygulamak durumunda kalıyorsa, orada mobbingin olabileceğinden söz etmek gerekiyor. Burada yine yemekte konusu da geçmişti. Acaba hocaların öğrencilere karşı bir mobbing olabilir mi? Bizim önemli unsurumuz bağımlılık, bir çalışma ilişkisi olması gerekiyordu. Oysa burada çalışma ilişkisi olmadığına göre bir öğrencinin mobbinge maruz kaldığını ileri sürmesi, bunu ispatlaması diğer şartlara göre çok daha zor. Olması mümkün ama son derece ağır ispat vasıtaları içerisinde. Tabii konu insanın sosyalliği olunca, toplumdan dışlanması olunca Uluslararası Çalışma Örgütü hemen mobbinge ilişkin bir tanım getiriyor. İntikamcı, acımasız, şeytanca ve onur kırıcı eylemler aracılığıyla bir işçiye veya bir grup işçiye zarar vermeyi amaçlayan, onu o toplumdan dışlamayı hedefleyen saldırgan davranış olarak tanımlıyor Uluslararası Çalışma Örgütü ILO. Yine ülkemizde buna ilişkin